Güçlü rüzgarlar kökü derinlerde olan ağaçları sallar, sarsar fakat deviremez. Ağaç için bir iyilik yapmamız gerekse yapılacak şey ağacı koruma altına almak ya da güçlü rüzgarları engellemek değildir. Ağacın derinlere kök salmasına zemin hazırlamaktır. Şimdi bizim sessizliğimiz, bizim pasifliğimiz, bizim edilgen olmamız karşı tarafa cesaret verir. Bu her zaman böyledir. Ne zaman bir yerde bir sistem zayıflarsa karşı taraf atağa geçer. Aynen şunun gibi. Bizim canlı organizmamız var. Bedenimizin bir bünye direnci var. Bünye direnci düştüğü zaman, bünye direnci kırıldığı zaman var olan dışarıdan mikrop almaya bile gerek yok. Mikropla karşılaşmaya bile gerek yok. Var olan bünyedeki mikroplar atağa geçer. Dolayısıyla burada asıl olan ailenin önemini biz Müslümanlar biliyor muyuz? Ailenin önemini kendi içimizde yaşıyor muyuz? Biz öğrendiklerimizi topluma öğretelim diye mi öğreniyoruz? Biz de aile içinde bir ahlaka dönüşsün diye mi öğreniyoruz? Aile içerisinde herkes kendi Allah'a olan yolculuğunu ve karşısındaki eşinin Allah'a olan yolculuğunda karşılaştığı engelleri düzeltmek, onların üstesinden daha kolay gelebilmesine yardımcı olmak ve iki mümin gibi evliliğin amacı Allah'a has kullar olabilmek için birbirimize destek olmaksa, birbirimizin eksik yanlarını kapatmak, birbirimizin yanlışlarını düzeltmemize yardımcı olmak, engellerimiz varsa ve o engelleri kapatmaksa eğer, ben eşimin daha iyi bir psikolojide, daha iyi bir anlayışta olması için ben ne yapıyorum? Kendim için ben ne yapıyorum? Bunu önce bir sorgulamamız lazım. Günümüzde teknik olarak herkes ailenin önemine inanıyor, bir yuva kurmanın önemine inanıyor. Bütün değerleri sayıp sıralasak ve sorsak bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye, insanlar hiç karşı çıkmazlar ve kesinlikle desteklediklerini söylerler. Biz söylem gücünün ahlak gücü olduğunu zannediyoruz. İnanıyorum demenin hayatımıza etki ettiğini ve bunun bize yettiğini zannediyoruz. Zanlarla amel edilmez. Toplumdaki tavrımız başka, evdeki tavrımız başkaysa. Normalde başka olur zaten. Fakat burada dışarıdaki iyi pozisyon içeride yeşertilmezse o zaman biz inançlarımızı da, değerlerimizi de sosyal hayat için, el ne der için, sosyal onay için, kendi işimiz, gücümüz ve iş performansının, ekonomik kazancın, sosyal statünün artması ve sabitleşmesi için kullanıyoruz demektir. Oysa din içeriden dışarıya olur. Ahlak içeriden dışarıya olur. Onarma içeriden dışarıya olur. Ve bozulma da içeriden dışarıya olur. Aile dengelerin oluştuğu ya da dengelerin bozulduğu kurumdur. Ailede bireyler birbirlerine bakıp sorularını ve dualarını Allah'a yapmadıkça, bu evlilikte benim rolüm ne, benim sınırlarım ne, benim sorumluluklarım ne demedikçe, ödü kopacağı şey kendi amelleri, kendi ağzından çıkanlar olmadıkça, sen düzeleceksin, sen yapacaksın, bütün bu sistemin düzelmesi senin düzelmene bağlı diyorsa, orada zaten başta bir anlayış arızası var demektir. Buradan nasıl bir sağlıklı ilişki çıkabilir ki? Biz olamamış, bende kalmış, kendi kimlik kişilik bütünlüğünü sağlamış olanlar biz olarak entegre olmaya müsait bir psikoloji ve anlayışta olurlar. Suyun formülü H2O. İki saf hidrojenin, bir saf oksijenle birleşim, biri yanıcı, diğeri yakıcı, iki maddenin yan yana gelince hayat bahşeden bir iksire dönüşmesi. Oksijen saf olmasaydı su olmazdı. Hidrojen saf olmasaydı gene su olmazdı. O zaman bizim önce ben anlayışını kendi içimizde oturtmamız, benlik değerimizi oturtmamız ve Allah beni önce benden soracak. Eşimin bana yapıp yapmadıklarını kendisinden soracak. Ben hesaba tek kişilik çekileceğim.
Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Bunu söylediğimizde insan iliklerine kadar titriyor. Eyvah, ben şu anda ne durumdayım? Ben bir yuvada iki temelden, yuvanın iki ayağından birisiyim. İki temel taşından birisiyim. Ben önce kendime karşı, Allah'ın benden istediklerini yaparak kendime karşı olan görevlerimi yerine getirebiliyor muyum? İki, kendime karşı görevlerini yerine getirmem yetmiyor. Artık bir yuvanın içerisinde, hani insan bir merkezde durur, çevresindeki 75 santim, 1 metrelik daire onun mahrem alanı olur ya, işte o mahrem alana giren insanlara karşı da ben sorumluyum. Bu eşim ve çocuklarım, annem babam aynı zamanda, yakınlarım. Ama çekirdek aileyi hesaba katacak olursak anne baba ve çocuklar. Ben onlara karşı ne yaptım? Beklentinin dışında, beklemenin dışında, suçlamanın, eleştirmenin, aşağılamanın, sen beni üzdün, ben, sen beni mutlu etmiyorsun, sen işte benim dediğimi yapmıyorsun, sen benim sözümden çıkıyorsun, ben erkeğim. Hatta ben şunu kulaklarımla duydum, ben erkeğim, beni dinlemen farz. Bunu ben kulaklarımla duydum, ben erkeğim, beni dinlemesi farz eşimin diyor. Neye dayanarak? O zaman ayet olur. Senin sözün ayet mi? O zaman sen ayet gibi kendi sözünü dayatamazsın. Evin reisi olman sana bu hakkı vermez. Sorumluluk katar, duyarlılık katar, bilinç katar sana. Senin derinleşmen için sana bir ufuk çizgisi katar. Fakat günümüzde Allah'ı yeteri kadar tanıyamamak, Allah'ın esmalarının kullar ve bu dünya üzerindeki tecellilerini yeteri kadar bilememek, Peygamber-Kur'an ilişkisini kuramamak, Peygamber'in ahlakını modellemek üzere burada bulunduğumuzu teknik olarak biliyor olmak anlamlı ama daha anlamlısı onun yaşamak için bize örnek olarak gönderildiğini anlamamızdır. Şimdi değerli beyefendi, size ben şunu sorayım. Günümüzde aile hayatı içerisinde inananlar için, Müslümanlar için, Allah'ın dediklerini kendisine bir dert ve dava edinenler için soruyorum ben. Ben kendimi yetiştirebilmem için, kendimi daha iyi noktaya getirebilmek için Allah adına nasıl bir kendimi eğitime tabi tutmalıyım diyerek, ailede yetişkin eğitimi, kendimizi yetiştirme, bir gruba ait olarak bir ders takip etme, bir gruba ait olarak tahliller yapma, bir ilim ehli insanı dinleme, sürekli beynimizin, zihnimizin gıdası olan doğru bilgiyle onu besleme ve ya Rabbi, senin razı olmadığın bir sözün benden çıkmasından, senin razı olmadığın bir halin, bir davranışın benden çıkmasından, senin evin olan, senin sığınağın olan kulun kalbini kırmaktan sana sığınırım demedikçe, kendisini geliştirmek için yüreği yanarak dua etmedikçe, bütün müminleri bir kardeş bilmedikçe ve kendisini bu kainat gibi, kainattaki bütün insanlık aleminin anlamlı bir cüzü gibi görmedikçe yuva nasıl sağlam olsun? Ben dışarıdaki bozucu tesirlerin bizim kendi dinimize, kendi inancımıza sahip olamamamızdan dolayı, parayla satın alınabilmemizden dolayı, makamla satın alınabilmemizden dolayı, şantaja sebep olabilecek hayatımızın olmasından dolayı başımıza geldiğini düşünüyorum. Rızkımızı kazanıyoruz, helal mi haram mı diye. Birilerinin ayağını kaydırarak, birilerinin makamının elinden alınmasına sebep olarak, kendi ekonomimizi, kendi standartımızı yüksek tutmak için, Allah'ın ölçüsünü değil, benim zihnimdeki kendim için yükselme kriteri olarak belirlediğim kriterleri baz alarak yükseldiğimde o evde nasıl huzur olur? O evde bu bozucu unsurlara Allah adına dimdik karşı çıkarak bunu yapamazsınız diyen kaç tane yürekli çocuk yetişir? Babada bu yürek var mı, annede bu yürek var mı? Onların böyle bir derdi var mı? Sözle ahlak olmaz. Bir ahlak olacaksa yaptıklarımız olur. Ailede
söz diliyle biz bir anlayış oluşturmaya çalışıyoruz. O da zaten yetersiz. O da çelik buçuk ucundan, kıyısından, köşesinden anlamlı bir bütünü ifade etmiyor. Bizim eğitimin şu prensibini hayatımıza geçirmemiz lazım. Söyleme, yaşa. Çocuklar hal dilinden anlar. Gerçek öğretmenler yaptıklarımızdır. Bugün annenin, babanın kendi arasındaki iletişime bakın. Akrabalarıyla arasındaki iletişime bakın. Eve ne kadar misafir geliyor, gidiyor, misafire ne kadar ikram ediyorlar, kendileri ne kadar misafirliğe geliyorlar. Evde kim Kur'an-ı Kerim okuyor, birlikte namaz kılıyorlar mı? Bunlara bir bakın. Zayıflama sebeplerimiz ortaya çıkar. Dolayısıyla hiçbir şey sebepsiz değil. Allah-u Teala buyuruyor ki, bir kavim kendi içindekini değiştirmedikçe ben onun içindekini değiştirmem. Biz değişeceğiz. Ben dışarıdakilerin Netflix'in ne yapacağını ben nereden bileyim? O her şeyi yapabilir. Fıtratı demeyeyim de, kendi ahlakının, kendi öngörüsünün, kendi davasının gereğini yapar. Ben bu mecrayı kapatsam başka mecradan, öteki mecrayı kapatsam başka bir mecradan bunlar çıkacaklar. Bunlar organizeler ve bozmak üzere organize olmuşlar. Ben bozmamak için ne yaptım? Ben onların karşısında nasıl bir anlayışla, nasıl bir duruşla, nasıl bir yaşama biçimiyle duruyorum? Ben eşimle birlik bütünlük değilim ki çocuklarımla birlik bütünlük olsam. Ailede sevgi yok, ailede muhabbet yok. Ailede telefonun içinden dünyaya bakıyoruz. Bırakın dışından uğraşmayı, telefonun içindeyiz. Ekranın içindeyiz, internetin içindeyiz. Oradan çıkacağız bir kere. Oradan çıkacağız. Televizyonu atın evden. İnterneti sınırlayalım. Sosyal medya bugün olmazsa olmazımız ne yazık ki. Pek çok işimizi oradan yapıyoruz. Maksat onu yasaklamak değil. Maksat onu hayatımızın tümünü etkileyecek derecede elimizi kolumuzu vermiyoruz, beynimizi veriyoruz. Bedenimizin dışarıda olmasının ne anlamı var? Bedeni yöneten beyin. Beynimiz sosyal medyada olunca o zaman ne oluyor? Gözümüz kayıyor. Gözümüz kayınca ne oluyor? Ayaklarımız da kayıyor. O yüzden kendimize bakalım. Biz gerçek değerlerimize ne kadar sahibiz? Okulda öğrencilere öğrettiğimiz şeyleri ailede, eşimizle, çocuğumuzla paylaşıyor muyuz? Dışarıda kendimizin iyi bilinmesini istediğimiz kadar ailede Allah beni görüyor. Biz her an Allah'ın canlı yayınındayız. Birilerinin bize ne kadar cömert, ne kadar saygın, ne kadar beyefendi, ne kadar hanımefendi, ne kadar iyi demesi elbette anlamlı. Dışarıda elbette iyi olalım. Bir eksiği düzeltmek için bir doğruyu bozmak gerekmez. Ama asıl ahlak evde olur, bunu anlamamız lazım. İyilik içeriden dışarıya yansır, bunu anlamamız lazım.